Mutlu akşamlar. Eğitimi merkezine başarıya doğruya hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu bölümün konuğu Ginekoloji CEO'su Sayın Dilek Canbozoğlu. Sayın Canbozoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sayın hocam, tabii bugünlerde biliyorsunuz yani tekrardan anaokulu, ilkokul, orta ve lisede seçimler başladı. Veliler tekrardan değerlendirmeler yapıyorlar. Zannedersem bu Ağustos ayı içerisinde devam edecek bir süreç olacak. Ancak velilerle yaptığımız bir çalışmanın sonunda birinci madde çok enteresan çıktı. Artık ilkokul, ortaokul ya da lisenin hatta anaokulu dahil buna bir üniversitede işbirliğinin olup olmadığı araştırılıyor. Sizin kurumlarınız da uluslararası bir üniversite. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi'nin çatısı altında. Bu belaba ne bir avantaj sağlar ya da velilere ne demek istersiniz? Ama bununla birlikte bir de eğitime bakışınızı bize aktarırsanız seviniriz. Elbette. Biz uluslararası bir üniversitenin çatısı altında Türkiye'de eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ettiriyoruz. Türkiye'de birçok ilde kurumumuz mevcut. Hı hı. Tabii böyle bir üniversite çatısının altında olmanın da birçok ayrıcalığını yaşıyoruz elbette. Bizim üniversitemiz 85 yılında kurulmuş 37 yıllık bir üniversite. Hı hı. 135 farklı ülkeden öğrencisi olan, yaklaşık 22 bin öğrencisi olan ve 3 kıtada yerleşkeleri olan bir üniversite. Uluslararası bir yapıya sahip, global bir yapıya sahip. Dolayısıyla biz de bu global yapının elbette izinde ilerliyoruz, evet, kurum olarak ve ayrıcalığını da yaşıyoruz. Yaptığımız işbirliklerimiz var üniversitemizde. Daha doğrusu onların bize danışmanlıkları, süpervizörlükleri var. En önemlisi fakültelerle, hocalarımızla, akademisyenlerimizle yaptığımız işbirliklerimiz. Eğitim fakültemiz, sürekli eğitim merkezimiz, hı hı, fen edebiyat fakültemiz, iletişim fakültemiz. Buradaki akademisyen hocalarımızla birlikte biz ciddi mesailer harcıyoruz. Özellikle programlarımızın bilimsel yapısını onlarla birlikte oluşturuyoruz. Hı hı. Tabii ki bir Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı var ama bu müfredata ek olarak bizler elbette yaşama hazırlamak için birçok farklı programlar da uyguluyoruz kurumlarımızda. Bu programların içeriğini oluştururken üniversitemizdeki hocalarımızın danışmanlığını alıyoruz. Örneğin mesela bir örnek vereyim. Evet. İlkokulda ve anaokulunda P4C dersi, çocuklarla felsefe. Şimdi biz bu programı elbette buradaki yetkin hocalarımızla hazırlıyoruz. Yıllık planlarını, haftalık planlarını, içeriklerini. Ama üniversitemizdeki hocalarımıza da, akademisyenlerimize de gönderiyoruz. Onların da onayını ve onların da düşüncelerini, yorumlarını alarak öyle uyguluyoruz. Bu bir tane örnek. Bunun dışında üniversitemizde yaptığımız işbirliklerinden bazıları da, evet, özellikle öğretmen eğitimleri, yönetici eğitimleri, veliyle eğitimleri ve öğrenci eğitimleri noktasında, akademiler noktasında, evet, işbirlikleri yapıyoruz. Tabii bizler yöneticiler, öğretmenler, veliler sürekli kendimizi güncellemeliyiz. Bu noktada akademisyenlerimizin bilgi donanımını ve güncelliğini de kullanıyoruz açıkçası. Onlar da bize çok fazla fayda sağlıyorlar. Burs imkanları yine, yani elbette dileğimiz her çocuğun kendi hayalindeki üniversiteyi kazanması ama olmadığı zaman da kendi üniversitemizde de ayrıcalıklı okuma fırsatı da sağlıyoruz diyebilirim. Tabii burada şunu da belirtmekte yarar var. Bahsettiğiniz üniversite Kıbrıs'ın ilk üniversitesidir. Evet. KKTC'nin. Ben de çok iyi biliyorum çünkü uzun yıllar o üniversitenin sizin kurumlarınızdan da önce eğitim danışmanlığını yapmıştım. Hı hı. Yalnız tabii buradan şuraya da girmekte yarar var. Tabii burada hep akademisyenler, öğretmen, öğrenci, veli dediniz ama bir de mezun edeceğiniz öğrenciler var. Bu son, hı hı, derece önemli. Artık insanların hayata profesyonel hazırlanması gerekiyor. Hı hı. Siz böyle hayata profesyonel hazırlan, diğer deyimle fark yaratacak ne yetkinlikler verirsiniz öğrenciye? Şöyle ki Sait Bey, az önce eğitime bakış açımızı sordunuz. Ne öğrettiğimizden ziyade artık eğitime nasıl baktığımız daha önemli, hı hı, hale geldi. Çünkü dünya değişiyor, ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşıyor ve bu değişim dönüşümü eğitim anlamında da biz de yaşatmalıyız. Yani dünyadaki değişime bizler de eğitimciler olarak uyum sağlamalıyız, kurumlar olarak uyum sağlamalıyız. Tamam. Günün koşullarına uygun ve geleceğe hazırlar nitelikte bireyler yetiştirmeliyiz. Toplumsal değişimler, siyasal, hı-hı, değişimler, ekonomik değişimler, küreselleşme, kitle iletişim araçlarının daha fazla kullanılması, çok kültürlük. Pardon, hemen bakın bir soru var. Buyurun. Sayın yönetmen. Neler yaparlar diyorlar? Neler yapıyorsunuz? Elbette. Şöyle ki öncelikle biz
Öğrencilerimize şu anda da birçok kurum ve kuruluşun gündem konusu olan ve araştırma konusu olan 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak için bir takım programlar oluşturuyoruz. Örneğin Dünya Ekonomi Forumu'nun bir açıklaması var, bir raporu var. Diyor ki çocuklar bazı yetkinliklere sahip olsun, 21. yüzyıl becerileri. İşte diyor ki eleştirel düşünsün, araştırma becerilerine sahip olsun, bununla birlikte analitik düşünsün, bununla birlikte liderlik özelliklerine sahip olsun, girişimcilik özelliklerine sahip olsun, EQ zeka diyoruz artık, duygusal zekası da gelişsin. Bu yetkinlikleri kazandırmak için elbette bir takım programlar oluşturuyoruz. Yalnız ben bu yetkinlikleri aynı zamanda çocukların hani sadece bir tanesine değil de artık disiplinler arası yetkinliklere birden fazlasına sahip olmasını gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir de bu bilgi ve becerileri bir arada kullanabileceği bazı tutum ve değerler var. O da aslında yetkinliği destekleyen ne değerler. Gibi? Mesela motivasyon, mesela güven duygusu. Bunların hepsi çocuğun ya da bireyin o yetkinliklere sahip olmasını sağlar. Az önce sorduğunuz soruya cevaplayayım. Neler yapıyoruz biz kurum olarak bu yetkinlikleri kazanabilmeleri için? Bir kere size öncelikle teşekkür ediyorlar soruyu cevaplandırdığınız için. Teşekkürler. Öncelikle biz kurum olarak eğitime bakış açımızda bir kere zaman ve mekandan bağımsız bir eğitim ortamı oluşturmak durumunda kalıyoruz. Yani aslında böyle olmalı diyoruz. Yani artık öğrenme her yerde olmalı diye düşünüyoruz. Her yer okul. Elbette öyle. Çünkü her çocuğun kendi öğrenme hızı var. Kişiselleştirilmiş ya da bireysel eğitim diyoruz ya artık ön plana çıkardığımız şey o. Her çocuğun kendi öğrenme hızında, kendi öğrenme istediği mekanda öğrenmesini istiyoruz. Bu yüzden de bizim örneğin kendi kurumlarımızda uyguladığımız blended learning dediğimiz hibrit eğitim modelimiz var. Hibrit eğitim ne demek? Sizler de biliyorsunuz COVID ile birlikte hayatımıza girdi ama biz daha öncesinde de kurumlarımızda uyguluyorduk bunu. Teknolojiyi hayatımıza soktuk. Yani teknolojiyle birlikte çevrim içi ve çevrim dışı şekilde çocukların kendi öğrenme hızında kendi öğrenme motivasyonlarıyla öğrenmelerini sağlıyoruz. Evet. Bununla birlikte az önce de bahsettiğim bu kişiselleştirilmiş eğitime, bireysel eğitime, bireyselleştirilmiş eğitime katkı sağlamak adına örneğin kendi kurumlarımızda çocukların kendi yetkinliklerinin farkına varmalarını sağlıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu ya da nasıl yapılmalı? Deneyimlemelerini sağlamalıyız. Çocuklar deneyimlemeli. Yani hangi konuda yetkin? Hangi özellikleri daha ön planda? Dolayısıyla okuma yazma atölyeleri, ilgi yetenek atölyeleri, düşünme becerileri atölyeleri, yaşam becerileri atölyeleri gibi atölyeler oluşturuyoruz. Bununla birlikte yine hayata hazırlamak için özellikle ben proje temelli okulların çok daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Proje temelli okullarda da yine kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini tanıyarak hayata, yaşama hazırlama noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Mesela bizde genç kariyer programımız var. Çocuklar kendi yeteneklerini, kendi ilgi alanlarını öğreniyorlar, tespit ediyorlar ve bu doğrultuda biz onları yönlendiriyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimizi bireysel olarak takip ediyoruz. Akademik gelişim takip sistemi. Örneğin bizde uyguladığımız öğrenci koçluk sistemi var. Öğrenci koçluk sistemiyle çocukların hem kazanım eksiklerini, hem duygu durumlarını, hem hedeflerini, hem yaşam becerilerini neyse hepsini öğretmenlerimiz aracılığıyla takip ediyoruz. Tabii öğretmenlerimizin de bu konuda yetkinlik kazanması adına yani bu sistemi nasıl yürüteceklerini onlara da eğitiyoruz, anlatıyoruz. Devam soru geliyor. Devam öğrenci koçluk sistemi eğitimleri aldırıyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, üniversitemizdeki hocalarımızdan, akademisyenlerimizden öğrenci koçluk sistemi eğitimini modül modül alıyorlar ve öyle uyguluyorlar. Şimdi Sayın Hocam iki tane soru var. Buyurun. Bir, bu kadar güzel olayı anlattınız ancak diyorlar ki bu güzelliklerin yanında sınavlar var bir de. Evet. Gerçek, LGS ve YKS. Onlarla ilgili akademik çalışmalar ne durumda? Bir de bütün bu eğitim programlarında esas önemli olan öğretmenin rolü. Evet. Bir kere tabii ki sınav hazırlığı bizim hayatımızın bir gerçeği. Çünkü ülkemizde sınav gerçeği var. 8. sınıftaki LGS
12. sınıftaki YKS çocukların bir gerçeği hayatlarında. Dolayısıyla biz de o sınav gerçeğine uygun bir müfredat elbette uyguluyoruz. Yani yaşama hazırlıyoruz ama aynı zamanda da akademik becerilerini, akademik olarak onları geliştirmelerini sağlayacağımız elbette eğitim ortamları da sağlıyoruz. Az önce bahsettiğim akademik gelişim takip sistemi ile çocukların tabii ki o kazanım eksiklerini ve kazanması gereken yeterlilikleri elbette ki bireysel olarak takip ederek ek çalışmalarla da olsa, etüt çalışmalarıyla da olsa, bireysel çalışmalarla da olsa destekleyerek yürütüyoruz. Öğretmenin rolü hocam. Evet, tabii ki bütün bunları gerçekleştirecek olan öğretmen. Yani öğretmen bizim için çok kıymetli, çok önemli. Biz kurum olarak mesela diyoruz ki, mottolarımızda hep var, başarımızın merkezinde duyarlı, özverili öğretmenlerimiz var. Mutlu olan öğretmen öğrencisini mutlu eder. Evet, o yüzden biz açıkçası öğretmenlerimizi çok önemsiyoruz ve çok da önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok değer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii modern toplumlarda artık öğretmenin rolü değişti Sait Bey. Az önce de bahsettiğim gibi bir takım yetkinlikler kazandırılması gerekiyor çocuklara. Hep bahsediyoruz, az önce bahsettim. Evet. 21. yüzyıl becerileri ve hepsi üst düzey beceriler. Yani eleştirel düşünsün, araştırsın, girişimci olsun vesaire diyoruz değil mi? Peki öğretmen bu yeterliliklere ne kadar hakim? Hı hı. Bunu sorgulamak lazım. O yüzden de öğretmenin de sürekli öğrenen, hep öğrenci olmasını istiyoruz. Çünkü öğretmenin en önemli kaynağı kendisi. Evet. En önemli kaynağı kendisi olduğu için de kendisini sürekli güncellemesi gerektiğini, değişikliklere ve yeniliklere sürekli açık olması gerektiğini söylüyoruz. Bu sebeple de öğretmenin hep kendini güncellemesini istiyoruz. Peki. Buradan, burada da şunu eklemek isterim. Öğretmen akademilerini önemli buluyoruz. Öğretmen akademileri. Tabii ki öğretmenlerin kendilerini geliştireceği o hizmet içi eğitimleri önemli buluyoruz elbette. Her türlü bilgi ve donanıma sahip olmaları açısından o bilgi ve tecrübeleri kazanacakları eğitim ortamlarını onlara da sağlamalıyız. Ve bu konuda Türkiye'de de hem devlet hem özel okullarda da yatırımlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz elbette. Peki veli bu süreçte nerede? Şimdi öğrenciyi konuştuk, öğretmeni konuştuk. Veli. Aslında veli bence ilk sorumluluk velide. Yani yapılan araştırmalarda da öyle. Biliyorsunuz ki özellikle 0-6 yaş grubunda çok önemli bir etkiye sahip 0-6 yaş özellikleri. Evet. Dolayısıyla 0-6 yaşı da çocuğun en çok velisiyle geçirdiğini görüyorsak eğer haliyle velinin sorumluluğu ve özellikle rol model olması çok önemli. Tabii. Etkisi çok önemli. Aile içerisindeki çocuğun değeri, çocuğun aldığı statü neyse inanın daha sonra gerçek hayatta alacağı statü, alacağı değer o. Doğrudur. O yüzden biz çocuklarımıza gerçek hayatta hangi statüye sahip olmasını istiyorsak, hangi değeri görmesini istiyorsak, hangi kişilik özelliklerine sahip olmasını istiyorsak önce biz onlara öyle davranacağız ve biz öyle olacağız. Dolayısıyla velilerimize de bu anlamda yol göstermek lazım. Nasıl biz yol gösteriyorsunuz? Kurumlar olarak yol göstermeliyiz. Bir kere öncelikle ciddi anlamda bir iletişim ağımızın olması lazım. Yani velinin çocukla alakalı... Hocam süre bitiyor mu toparlayalım. Okuldaki tüm süreçlerinden haberdar olması gerekiyor ve rastlantıya bırakılmadan... Dolayısıyla veliyle sık iletişim halinde olmalıyız ve velilerimizi eğitmeliyiz. Evet. Ona da diyoruz ki veli akademileri. Yani velilerin de kendi yaş grubundaki, çocukların kendi yaş grubundaki özelliklerine neler olduğunu bilmelerini sağlamak için eğitmeliyiz. Bu veli akademilerinde bilmiyorum ben tam konuyu ama kendi yaş gruplarına göre ise anaokulları ayrı, evet, ilkokul ayrı, tabii ortaokul ki. Lise ayrı. Çünkü bu jenerasyonlarda ayrı bitiriyoruz program ama ana ve ilkokul velileri teknolojik öğrenciye çok daha yatkınken, onların tasarımlarına önem verirken diğer gruplar biraz daha sınav veya seyahate gidiyor. Evet. Bu da akademilerle herhalde genel bir hale getirilmeye çalışılıyor. Tabii ki öyle. Aynen öyle. Yaş gruplarına göre ayrı eğitimler planlıyoruz zaten biz de. Peki. Efendim bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum Girne Koleji CEO'su Sayın Dilek Canbazoğlu'na programa katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar şimdi kısa bir ara. Aradan sonra başarıya doğru devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler programın bu bölümünde konuğum
Senin geleceğin yurt dışı eğitim kurucusu Sayın Banu Alptekin. Sayın Alptekin hoş geldiniz. Tabii şimdi burada yurt dışı olayı da son derece önemli. Çünkü çok açık net söylüyorum bu konuda gerek aileler gerekse bu konuyla ilgili gençler soru işaretleriyle doluyorlar. Bir de tabii çok sağlam bilgi almaları gerekiyor. Şimdi yurt dışında üniversite okumak ne demek bir kere ya da bize ne kazandırır? Hadi buradan yola çıkalım. Aslında çok şey kazandır diyerek başlayacağım. Çünkü işe alımlarda özellikle son zamanlarda gençlerin durumunu düşünürsek özgüven eksikliği var. Gerçekten yurt dışında okumuş, orada eğitim almış ve sorunlara çözüm bulmuş çocuklar bizim için çok değerli. Bütün iş başvurularında eğer yurt dışında yaşamışsa, burada kendi başını kotarmışsa biz onları tercih ediyoruz. Çünkü her yer sorun dolu. Peki yurt dışında okuyan gencin bir avantajı da geniş bir kültüre sahip olması, bakışının genişlemesi. Bir de belki yurt dışındaki birçok arkadaşıyla iş dünyasında haşır neşir olacaktır. Ya bu da bence büyük bir artı olarak geliyor. Görüşünün genişlemesi özellikle. Peki şimdi yurt dışında yavaş yavaş gidelim. Hangi ülkelerde üniversite okunabilir ama hemen bir soru. Tamam. Hocam diyorlar soruyu şöyle sorun. Hem eğitim açısından hem de ekonomik açıdan. Ne olur diye. Neresi olabilir? Tabii şu son zamanlardaki dövizin durumundan dolayı zaten nasıl bir bütçe çizileceği çok çok önemli. O yüzden de eğitimin ücretsiz olduğu ama rahat rahat eğitim alabilecekleri ve sonra o diplomayı dünyanın her yerinde kullanabilecekleri ülkeler önemli. Evet. Telefon açtıklarında öğrenciler ya da bize geldiklerinde en uygun nerede okuyabilirim diye soruyorlar. Mesela ben size sordum şimdi en uygun nerede okuyabilirim? Listemizin başında Almanya ve Avusturya var. Niye? Eğitim ücretsiz. Niye? Ücretsiz. Evet. Peki. Bu bizim için çok kıymetli çünkü sadece yaşam maliyetleri karşılanacak. Yani veli öğrenciye para gönderdiğinde konaklama, yeme ve içme masrafları olacak. Bunun dışında üniversiteye herhangi bir ücret ödemeyecek. Bu çok kıymetli çünkü eğer öğrenci çalışıyorsa bu sefer kazandığı parayla geçinebilir demektir. Öbür türlü okula ödeyeceği yüksek bir bütçe olacak. İşte onun dışında da çalışarak yine kendisini orada kotarmaya çalışacak. Bizce tabii ki eğitimin ücretsiz olduğu ülkeler her zaman revaçta. Yani bugün hala... Bu iki ülke mi var? Başka yok mu ücretsiz? Düşük bütçelerle gidebilecekleri ülkeler var ama başta bunlar var dediğim gibi. Yarın sıralama bitiyor ve şu anda hala bana mesajlar geliyor. Hocam yarın sıralama yapıyorum. Neresini yazmalıyım? Hani sonra neresi işime yarayacak? Sıralama biter derken yurt dışı sıralama. Hayır buradaki sıralama çok önemli. Tercih sıralama. Tamam onu söyle. Çünkü Almanya'ya gidebilmek için burada mutlaka okuyacakları bölüm kazanmış olmaları gerekiyor. Şimdi onu sordular. Almanya için bir yeri kazanma zorunluluğu var mı diye onun altını çizerek bir söyleyin yani. Örneğin hocam. Makine mühendisliği okumak isteyen bir öğrenci Türkiye'deki üniversite sıralamasında mutlaka makine mühendisliği yapmalı ve bu kazandığı bölümü orada okuyabilir. Bu çok önemli. Yok, bir soru daha hocam. Peki makine mühendisliğin, evet makine mühendisliği seçti ama bu devlet ya da vakıf olması bir şey fark etmiyor mu diyor? Fark etmiyor. En uzak bölgede vakıf ya da devlet nereye kazanırlarsa kazansınlar sadece ÖSYM'den kazandığı belgesine ihtiyaçları var. Tamam bu doğrudur. Bu çok önemli. Şimdi böyle en çarpıcı demeyelim de ya en iyi imkanlı eğitim yurt dışında hangi ülkelerde var? Dediğimiz gibi listenin başında Almanya, Avusturya sonra neresi geliyor? Sonra İtalya geliyor. Son yıllarda yine Türk öğrenciler tarafından çok tercih ediliyor. İtalya'daki yaşam biraz daha bize uygun. Okullar, devlet okulları çok uygun fiyatlarla. O yüzden de tercih ediliyor tabii ki. Mezun olduktan sonra İtalya'da kalabilirler mi sorusu var hep. İş bulamazlarsa kalamazlar. Ülkeye terk edilmesini isteniyor. Ama Almanya'da, Avusturya'da okursa bir yıl staj, bir yılda çalışma hakları var. Şimdi hocam buradan şuraya geçelim. Yani şimdi şunu söylüyorlar. Oo hocam yağmur gibi soru geliyormuş. Birinci şu, hoca diyorlar Almanya'da ya da Avusturya'da, İtalya'da tavsiye edebileceği üniversiteler var. Ya da çalıştıkları üniversiteler var mıdır? İsimlerini şöyle kısaca bir söylese diyorlar. Almanya için söyleyebilirim. Özellikle iyi bir öğrenci ve mühendislik okumak istiyorsa Berlin Teknik, Münih Teknik ya da Aachen Teknik bizim için listenin başında. Ama buraya gidebilmek için şöyle bir soru da geliyor. Burada en iyi okullardan birini mi kazanmalıyız? Hayır, Almancanızın çok iyi olması gerekiyor. C1 seviyesinde Almanca ile alıyorlar ve sıralamaya baktıklarında hem öğrencinin lise notuna hem de Almanca derecesine çok önem veriyorlar. Ya burada şunu iyi dikkat etmek lazım. Yani Almanca son derece önemli. Biraz da matematik, geometri de bilsinler buradan gidenler. Tabii çünkü ki. Orada tekleme yapmasınlar gibi. İtalya için diyorlar hocam. İtalya sanatla mı ilgili gidilir yoksa diğer kısımlar var mı? Hoca ne diyor? Gemi inşaat... Hocam çok soru geliyor. Yani böyle şey olacağız. Gemi inşaatla gitmek isteyen oluyor. Mimarlık okumak isteyen. Sahne sanatları. Yine bunun yanında tıp okumak isteyenler. Çünkü devlet üniversiteleri de ücretsiz sayılır. 1000 euro ile 3000 euro arasında İtalya'da. Şu anda inanılmaz bir talep var.
Bakın şimdi buraya da not almışım ama denklik. Bakın bu denklik bir dert. Yani bu denklik olayını biraz açarak konuşun hocam. Hem denkliği anlatayım hem de şunu söyleyeyim başta aslında. Biz zaten denkliği olmayan okullarla çalışmıyoruz. Bu ne demek? Yurt dışından diplomalarını alıp geldikleri zaman ÖSYM için bir YÖK'e bir şey veriyorlar, dilekçe veriyorlar. Ben diplomamı aldım ve denkliğimi istiyorum şeklinde. Eğer siz ilk bindeki okullarla çalışıyorsanız yurt dışında zaten hepsinin denkliği var. Ama tıp için eğer buraya yatay geçiş yapmak istiyorlarsa ilk 400'deki üniversitelerden birinde okumaları gerekiyor. Burada tıp kazanmadılarsa mutlaka dünyanın başka bir yerinde ilk 400'deki üniversite. O zaman Türkiye'ye dönüp yatay geçişle devam edebiliyorlar. Bu önemli. Bir dakika. Türkiye'ye geçince niye tıpta yatay geçiş diyorlar? Niye olur yani? Niye olur? Çünkü masraflar fazla geldiği için dönüp Türkiye'de devam etmek isteyebilirler. Peki hocam tıp ve hukukta yurt dışında okuduğunuzda Türkiye'de bir farklılık dersi veriliyor mu? Tabii ki. Yapıyor. Yani her ülkenin çünkü tıp ve hukuku ayrı olduğu aslında için. Aslında sağlık ve hukuk diye ayırabiliriz. Sağlık bölümleri için. Tamam. Dünyanın neresinde okurlarsa okusunlar. Hı-hı. Eğer Türkiye'de bu işi yapacaklarsa mutlaka gelip burada denklik sınavına girmeleri gerekiyor. Hangi bölümler için? Tıp, eczacılık, dişçilik ve veterinerlik için. Bak ben onu bilmiyorum. Tamam, toparladınız şimdi. Bunlara giriyorlar. Evet. Ben YÖK'e sormuştum da acaba bu doğru mudur? Dediler ki buraya gelecekler, bize başvuracaklar. 3 tane filan üniversitede tercih yapacaklar ve bunlara gidip ders görecekler. Eğer bu farkları verirse diploma geçer. Doğru mu söylüyorsun? Şöyle, hukuk için bu doğru ama tıp için sınava girecekler, geçecekler ve burada doktorluk yapacaklar. Yani o fark derslerini almaları... Eğer çok zayıf okullardan mezunlarsa o zaman YÖK'ün öngördüğü şekilde eksik dersler tamamlanıyor. Ama hukuk için eğer Türkiye'de çalışacaklar ve yabancı diplomaları varsa burada geliyorlar, 1,5 yıl fark derslerini alıyorlar. Sayın Arttekin, sizi kutluyorum. Bir kere çok açık net konuşuyorsunuz. Yani bunu da gençler çok iyi görsün. Önemli noktalar bunlar yani. Küçük nüanslar ama çok önemli noktalar. Ha, şimdi denklikte bakılıyor diyor. Siz denklik olmayan gruplarla çalışmıyorsunuz diyorlar. Bir kere öğrenmeden gitmesin. O zaman sevgili dostlar, yurt dışına gidiyorsanız bu tip güvenilir kurumlara başvuraraktan denkliğin olup olmadığını ya ÖSYM'den ya E-Devlet'ten öğrenin. Sonra başınız bence ağrımasın derim. Devam edelim. Şimdi ekonomik olarak tabii dövizde biliyorsunuz büyük bir yükselme söz konusu oldu. Mesela ben bunu size geçen sene konuşsaydım biraz daha farklı konuşurdunuz. Şimdi daha farklı konuşuyorsunuz. Hangi ülkelere gidelim? Ben nereye gideyim hocam? Söyle, param işte İngilizce az. İngilizce mi okumak istiyorsunuz, Almanca mı okumak istiyorsunuz? Buradan başlayalım. O zaman şöyle başlayalım. İngilizce okumak istiyorum. Almanca zor geliyor genelde gençlere. Ve nasıl Almanca soracağım? Evet. Sen İngilizce'ye başlayacaksın. İngilizce'den başlayalım. Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda ve Malta İngilizce eğitim veren ana dilinin İngilizce olduğu ülkeler tabii ki. Tabii masraflar arttıkça öğrencilerin de seçimleri biraz daha riske giriyor. Hı hı. Bugün Amerika ve Kanada'da gerçekten çok büyük bütçelerle okunabiliyor. O yüzden biz dönelim Avrupa'ya, İngiltere, İrlanda ve Malta'da nasıl okuyorlar? Malta eğitim adası. Eğitim adası ama dil için aslında. Ama yine de bir İngiliz üniversitemiz var ve öğrencileri oraya gönderebiliyoruz. Tabii adada yaşama şartları daha uygun. Çalışabiliyorlar, konaklamalar daha ucuz. Ama İngiltere ve İrlanda böyle değil. Bir de tabii bizim diplomamızı çok değerli bulmuyorlar. O yüzden de mutlaka bir foundation programına yönlendiriyorlar öğrencileri. Biz burada çok iyi bildiğimiz okullardan da öğrenci başvurduğunda evet bize gelebilir ama önce bir yıl foundation okuyacak cevabını alabiliyoruz. Foundation ne demek diyorlar? Hemen söyleyeceğim. Lise ile üniversite arasında ne okumak istiyorsa öğrenci, örneğin mühendislik okumak istiyorsa matematik, fizik ve bir ekonomi dersi olabilir. Bunları aldığı, eğer sosyal bir şey okumak istiyorsa business yani işletme, yine ekonomi ve bir matematik dersini aldıkları lise, üniversite arasını geçiş olarak kabul ettiğimiz bir yıl. Ama oldukça masraflı İrlanda'da da İngiltere'de de. O yüzden bunu yapmamak için ne yapabilirler? Belki çift diploma programına dahil olabilirler lisede. Ha, o şekilde. Peki hocam, biraz daha dediniz İngilizce dediniz. Bir de Almanca olsaydı? Almanca olsaydı ben direkt Almanya'yı öneriyorum. O süre biraz daha küçük çünkü Türk öğrenciler için. Daha rahat hayatın sürdüğü Almanya. Her yerinde okuyabilirler. Yani en iyi 3 üniversiteyi saydım ama mühendislik için. Hı-hı. Aslında eğitimde bir standart olduğu için. Yani işte Bremen'de de okusa, farklı bir yerde de okusa yine aynı eğitimi alacağı için gönül rahatlığıyla Almanya'da başvuru yapabilirler. Peki, yurt dışında okumak isteyenler, ki bunu dışarıda da sordum ben, bilgi aldım sizden. Akademik olarak da ne yasa hazırlanmalılar? Çünkü önceden böyle özellikler vardı. Şimdi biraz daha bu akademik başarıya doğru gidiyor. Doğru, haklısınız. Şöyle bir şey var ki herkes artık başarılı öğrenci istiyor.
Yani akademik olarak ortalamaların ben hep 85 üstü olursa çok daha rahat edersiniz diyorum. Çünkü Türkiye'de Türkçe çalışmak için bir emek harcıyorlarsa, evet, İngilizce çalışmak için iki, Almanca çalışmak için üç emek harcamaları gerekiyor. O yüzden de ortalamaları çok iyi olmalı. Dil konusunda kendilerini yetiştirmeliler. Ortalamada karne ortalaması mı diyorlar? Evet, evet, karne ortalaması. Tamam, transkriplerinde ortalamaların 85 üstü olması her zaman avantaj. Biz biliyoruz ki 85 üstü olan çocuk zaten çalışmayı biliyor. Şimdi tekrar Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Gidip orada çalışmayı öğrenmek çok daha zor. Evet. Hem vakit hem de para açısından. Peki hocam. Para kazanmak için yurt dışında kazanma imkanları, çalışma imkanları var mıdır? Tabii ki. Üniversite öğrencilerinin her hafta 20 saat çalışma hakkı var. 20 saat. 20 evet. saat. Ama dil okulundayken böyle bir hakları yok ya da hazırlık okurken. Üniversiteye kayıt olup birinci sınıfa başladıkları günden itibaren haftalık 20 saat. Bu da ortalama saatlik ücreti Avrupa için 8 euro ile 12 euro arasında. Kendi geçimlerini sağlayacak kadar para kazanabiliyorlar. Peki şimdi bir adım gidelim ama bunu madde başlıklarına biraz daha açıklayabilirsiniz yani. Şimdi ben bir yurt dışı eğitim danışmanlığına başvuracağım. Biz bunu okullarda da soruyoruz, üniversitelerde de soruyoruz. Şimdi bu da bir başka bir eğitim kurumu. Nelere dikkat edilmesi lazım? Bu çok önemli. Çünkü doğru yere doğru adım atılması. Örneğin siz ne yapıyorsunuz? Ya da size ne soracağım ben yani? En önemli şey güvenilir olmak tabii ki. Referanslarımız var. Yani en büyük aslında gücümüz referanslarımız. Hı-hı. İyi referansları olan, öğrencilerin gidip devam ettikleri. Ben hep öyle derim. Öğrenci göndermek önemli değil. Mezun edip getirmek önemli. Çünkü gidiyorlar bir dönem sonra ya da bir yıl sonra bırakıp dönebiliyorlar. Evet. O yüzden öğrenciyle yapacağınız ikili görüşmeler, onun ne istediğini, ne yaparsa mutlu olacağını, gerçekten bu bütçe onun için uygun mu ve aileyle birlikte öğrenci aynı frekansta mı? Çünkü bazen anne baba çocuğu göndermek istiyor ama onun hiç gidesi yok. O zaman gitmiyor zaten. Ama eğer öğrenci gitmek istiyorsa bir şekilde annesiyle babasını ikna ediyor ve gidiyor. Bu durumda çok öğrencimiz var. Peki araştırmalarda nelere bakacaklar? Tamam, güvenilir olduğuna baktım. Başka ne özellikler var? Yani nerelerde çalışıyorsunuz? Mesela diyelim ki siz senin geleceğin yurt dışı eğitimin kurucusunuz. Yani ben sizin nedeninizi çıkarmam gerekiyor. Aslında birebir görüşmede güven sağladıktan sonra sorduğunuz bütün sorulara cevap alıyorsanız o yolda beraber yürümeye de karar veriyorsunuz. Genelde görüşmelerde çünkü onlar istediklerini söylüyorlar. Siz onların istedikleri hakkında bilgi sahibiyseniz ve onları aydınlatabiliyorsunuz ve onların düşünmedikleri sorulara da cevap verebiliyorsanız işte o zaman zaten onlar karar veriyorlar. Önemli bir soru var. Yurt dışına öğrenci götürüldü. Peki onunla ilişkiler nereye kadar devam ediyor? En önemlisi bu. Bazen ben siz evlenip de çocuğunuz olana kadar diyorum. Çünkü ikinci nesile geçtik. O çok önemli. Tamam, çok önemli. O zaman ben de size başka bir şey söyleyeyim. Öyle kurumlar var ki havaalanında öğrenciyi bırakıyor. Biliyorum. Havaalanında karşılıyoruz. Gideceği yere götürüyoruz. Hı-hı. Oryantasyon haftası yapıyoruz. Arkasından derslerini takip ediyoruz. Her sene transkriplerini mümkün olduğu kadar takip ediyoruz. Ama resmi olarak üniversite 1. sınıfın sonuna kadar biz o öğrenciyle birlikte oluyoruz. Peki. Efendim bugünkü programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum. Senin geleceğin yurt dışı eğitim kurucusu Sayın Banu Aktekin, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar, yarın 5 Ağustos Cuma saat 19:20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm mutluluklar sizin olsun.